Galaxy Tab S8 serisi favori takımları sunar. Voli izleyicileri merhaba. Samsung Galaxy Tab S8 serisinin sunduğu favori takımlarda bu bölümde Önder ile birlikte Belçika'yı anlatacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Belçika F grubunda Hırvatistan, Kanada ve Fas'la birlikte e, mücadele edecek. Hırvatistan'ı da anlatmıştık. Grubun iki favorisinden biri demiştik Belçika ile birlikte net şekilde. E, ne söylersiniz Belçika deyince herkesin dünya kupalarında, Avrupa şampiyonlarında özellikle son 15-20 yıl arasında Belçika bu turnuvada yapacak. Belçika bu turnuvada yapacak diye gittiğimiz ama 2018'deki yani son turnuvadaki üçüncülük haricinde de o patlamayı bir türlü yapamayan ama hep de kadrosunda kalburüstü oyuncuların olduğu bir takım. Bu turnuvada yapabilir mi Belçika? Kolay değil tabii. Belçika'nın turnuva kazanma alışkanlığı pek olmadığınız İki kez üçüncü var işte. 86 yani, ve 2018. Biliyorlar. Ama ben çocukken de Belçika favoriler arasında gösterilirdi. Yani Erik Gerets'lerin oynadığı işte Van Der Elsler, Van Der Eyken'lar, Jan Kölemanlar, daha sonra aralığına katılan Vincenzo Schifo, Hı. gibi e, kalecileri Can Maripap, Bayer Münih'te fakat... E, şif, hocam Şifo dediğiniz bayağı, Mehmet Özgür'e verilen şif... dakap oradan geliyor değil Tabii mi? Tabii oradan geliyor. Şifo'nun etlenmesinin sebebi o. O da bir Avrupa Şampiyonası finallerinde e, ilk defa uluslararası arenaya çıkmış ve yıldızı parlamıştı. Bir anda e, dünyanın en önemli oyuncuları arasına girmişti. Hep bek, Belçika'dan hep beklentiler büyüktü. Hep iyi futbol oynadılar ee, Avrupa'da çok sayıda düz takımlar vardı. Yani eğilip bükülmeyen, pek kıvırma olmayan ekipler vardı. Be Belçika e biraz daha böyle göze hoş gelen futbol oynayabilen... ...hücumda bir akıcılık sağlayabilen, zaman zaman yüksek skorlara çıkabilen... ...sempatik bir ekip olmuştu hep. E formaları da güzeldi. Renkleri siyah kırmızı olması sebebiyle... De 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 ...biz daha biraz şey bakıyorduk, ben pozitif ayrımcı bakıyordum... E ...çocukluğumda. Sevdiğimiz bir ekipti ama turnuva kazanmadılar. Böyle de bir gerçek var ama yine etkili bir kadroyla geldikleri de açık. Mertensi ve Batuşay'ı kadroda Fenerbahçe'den Galatasaray'dan birer temsilci gitmiş oldu. FIFA'nın uygulaması var bu arada Dünya Kupası'ndaki her gün için. Bu oyuncuların kulüplerine 10 bin dolar günlük ödeme yapacak. Fenerbahçe ve Galatasaray iyi para kazanır mı hocam sizce bu oyuncularda? <laughs> Kalabildiği kadar kalsın orada <laughs> diyebilir, final oynasın diyebilirler ama antrenörler tabii ki onu demeyecek. <laughs> e, George Jesus da, Okan Hoca da hemen oyuncuları gelsin ister, takımla beraber çalışsınlar ister gayet doğal olarak ama biz de onları izle izlemek isteriz. Aslında ikisi de Belçika milli takımının önemli oyuncuları. Elbette. Yani Batu ana iki forvetten biri ki Lukaku biraz sakatlık problemleriyle e, ana kadroya dahil edildi. Hatta yani dahil edilmeyecek dedik koduları eşliğinde dahil edildi. Batçay sanki ana Santorpor oluyor görünümündeydi. E, Mertens hala e, kadronun ana parçalarından biri. Evet. E, ne dersiniz bu iki oyuncudan da iyi performans beklemeli miyiz turnuvada? Beklemeliyiz. Oyuncuların i̇yi geçmiş kariyerleri ortada. Güncel formları? Güncel formları zirvede diyemem ama ortada bir gerçek var. Yani birinci Santorpor Lukaku. Eğer herkes sağlamsa, her e, doğal olarak eline kalem alan herkes rahatlıkla Lukaku'yu öne yazacak. E, Mertens için de ilk 11 günleri biraz geride kaldı ama çok ciddi bir deneyimi var. Hala dar alan işlerinde bir çözümdür. E, oyun rakip bir aralana yıkıldığında, ceza sahasına yıkıldığında e, Mertens hala e, çözümlerden bir tanesidir. Ben e, Mertens'i beğenirim. Burada da daha fazlasını yapacağını düşünürüm. Hocam kadroyu biraz e, karma yaptık açıkçası. Burada biraz da üstünde oynama yapabilelim diye. Yani bu ana kadroları değil ki aslında belki de ilk 11'leri turnuvada en çok değişik takımlardan biri olarak görebiliriz Belçika'yı. Bazı tabii ki yerleri hiç şüphesiz olan oyuncular var. Kalede Kurtağan'ın olması gibi, e, Kevin De Bruyne'nin olması gibi çok net yerleri olan oyuncular var. Ama Roberto Martinez de e, biraz sistemini, stratejisini bazı maçlarda değiştirebilen oyunculardan biri. Değiştirebilir. Aslında onu biraz tutucu bulurduk şeyde. Kulüpte çalıştığı Everton döneminde ben yani tek bir metotla ilerleyebilmiş bir teknik adamdı ama Belçika milli takımında daha fazla değişiklik yapmak zorunda kaldı. Oyun tarzını değiştirdi, takım formasyonunu değiştirdi. Oyunu güncellemeye, hızlandırmaya ve sertleştirmeye çalışıyor. Doğal olarak da maç maç bakacak. Gruplarında yani Hırvatistan'a karşı çıkacak takımla daha favori, daha belirgin favori oldukları maçlarda yapacakları takım formasyonu da oyun stratejisi ana stratejide değişebilir. Gayet doğal. Birbirine denk oyuncu adedi de fazla, belirsiz oyuncu adedi de fazla. Siz Luka Kula Luka bahsettiniz. Aslında Eden Hazard da ne durumda onu tam bilmiyoruz. Yani Roberto Martinez de bakacak kampta bakacak ne durumda ne, ne kadar etkin olabilir ee, ona bakacak ee, epey ara verdi sallandı eskisi gibi olmadı tekrar e, iyi top oynadığı maçlar da olur Real Madrid'de. ama e, şey kolay değil yani o karar vermek kolay değil. O da bir ispatlamak isteyecektir hocam. Mutlaka isteyecek onun da o da finale doğru gidiyor artık yani sahneden çekilmeden önce. E, Son bir şarkı ee, onu çalmaya çalışacak. Kolay mı değil. Mümkün mü mümkün. Eden Hazard'ın 90 dakika ya da ilk 11 oynayamayacağı bölümlerde aslında orada çok da alternatifi var. Var. Birincisi tanıdık bir isim, Riz Mertens zaten orada oynayabilir. İkinci seçenek ki bence favori olarak gidiyor, Brighton'da bu sezon müthiş bir çıkış yapan Leandro Trossard. Evet. Ee... Vaat et, şu anda vaat ettikleriyle bu oyuncu çok daha önde Cresen görünüyor. Yani daha daha, daha daha hazır, daha önde, daha istim üstünde, daha çok istekli. Skora yatkınlığı var. E, skora yatkınlığı var ama ben yine de şey ayıracağım. E, tabii Torge azardı da şeye da dahil etmek gerekiyor. Doğru. O da bu sezon tam istediği verimde değil ama ciddi bir tehdittir. Ee, önemli bir hücum silahıdır ama Mertens'in de şöyle bir avantajı var. Saha daraldığında öne doğru ittiğinde rakibine, kaleye yaklaştığında Mertens ciddi bir etki etkidir yani. Ciddi etkidir. Bunu defalarca kanıtladı. Gerek kulüpte gerek milli takımda. O da süre alabilir. Süre alacağı maçlar olacaktır. E Kevin De Bruyne'yi Guardiola her yerde kullanıyor hocam. Evet. Şurada Tlemanzovic'in olduğu yerde kullanıyor. Şurada Fodunu kesti, burada oynattı. Zaten burada da oynatıyor. Hı hı. Ee, aslında De Bruyne'nin o pozisyon esnekliği de maçtan maça işte yani Hırvatistan maçı ve diğer maçlar diye baktığımızda belki mesela Axel Witsel'siz De Bruyne'nin biraz daha merkezde oynadığı bir bir santrifor daha eklediğim belki de Batu Şahil Lukaku'nun birlikte oynadığı. E de Bruyne'nin, e, tekrar geri getireceğim buraya. Tamam. De sizin işaretleriniz bu bölgede oynadığı maçlar... veya bölümler... işlerin yolunda gitmediği anlar. Evet yani doğru. gol bulmakta zorlandığı, bir hücumcu daha misiniz? aldığı... tamamen kapatarak oynadığı... bölümlerde... E, oyunu arkadan kurması için, daha kaleye uzak kurabilmesi için... E, Kevin De Bruyne'yi burada kullandı. Ama temelde... Ben Roberto Martinez'in de öndeki oyuncularla orta sahacılar arasındaki bağlantıda kullanacağını tahmin ediyorum. Orijinal yeri de zaten orası. Tek şey şu olabilir. Mesela öyle maçlar izleyeceğiz ki belki Batshuayi ile Trozart önde olacaklar. Arkalarında Kevin De Bruyne olacak. Belki de. Evet. Belki e, yani ben Karasko'yu da tam bir sol düş gibi kullanır mı kullanmaz mı emin olamadım. Yani çünkü Karasko'yu da çok yıpratmamak lazım. Eski temposunda değil artık o da. Yani 21-22 yaşındaki... E, yani hiçbir zaman çok... ...süratli bir oyuncu olmadı ama... ...hep devamlı bir oyuncu oldu. Git, gel, git, gel, bıkmadan, usanmadan... ...acayip bir dayanıklılık ortaya koydu. Hala öyle mi? Tam değil. E, hücum karakteri daha yüksek olması sebebiyle onu da yaklaştırabilir kaleye. E, sol kenarda bir başka alternatif de kullanabilir. E, seçenek çok ama temelde Kevin De Bruyne Santfor'a yakın. Onun arkasında. Orta sarjdan önünde bir yerde konumlandırılacak. E, yedekte baktığımda yine hatta savunmadan şöyle gideyim hocam. Teatı, Artur Teatı Ren maçlarında, Fenerbahçe'nin maçlarında gördük. Ben çok olgun buldum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Zaten ben Wonder çok ben Görünüyor. Çok beğendim. Yani iki maçta beş gol yedi takımı. Yani Fenerbahçe iki maçta beş gol attı ama ben Teatı'yı çok beğendim. Yani önünü çok açık buldum yani. Evet. Yani büyük takımlara gideceği, gitmesi bekleyen oyunculardan biri. Onu yapabileceğini düşünüyorsunuz. <laughs> Kesinlikle. Peki bu yanında iki çok tecrübeli ama biraz da işte yaş problemi olan iki oyuncu var. Onlardan birini belki kenara alıp, Mönye'de, Mönye'de olabilir. Olabilir. Ya da e, işte son bir buçuk ayı özellikle çok formda geçiren Leicester'lı Timothy Castaño olabilir. Belki böyle başka bir... Formasyonla bir şeyler deneyebilirler mi hocam? Mümkün. Karasko'yu tabii ben yine, yine tamam. öne doğru iteceğim. Tamam. E, Kastanya'ya... Hayz yakın... da bu arada stoperde ha. ciddi formda. Evet. E, Kastanya'yı daha yakın görüyorum. Yani Alder, Veralt ve e, Fertongen artık... ...yaşları ilerledi, biraz yavaşladılar. E, yani turnuvanın başından sonuna kadar... ...aynı iştahla, aynı tempoda oynamaları biraz zor görünüyor. O yüzden... Roberto Martinez'in başı biraz burada ağrıyabilir. Ee, Arkada. E, bur yani takımın defosunu biraz arkası yaptık o zaman. Öyle yaptık ama şöyle de bir gerçek var. <laughs> Yeryüzündeki en iyi kalecilerden bir tanesi Kurtuğa. Ee, hakikaten çok sağlam, çok... Ciddi de bir deneyim, den deneyime ulaştı. Eee hiç sıralama dışı kalmadı kariyerinin başından itibaren hiç de yani 17 yaşında 18 yaşında bile sıralamanın içindeydi en iyilerden biriydi hala öyle e, giderek oyunu dolgunlaştırdı evet savunmada bir defa var ama arkada da büyük bir güvence var Atletico'nun şampiyonluğundan La Liga şampiyonluğundan beri evet. en iyilerin arasında kesinlikle peki hocam turnuva şansını e, nasıl buluyorsunuz diye en sona onu bırakayım e, bazı sorularla Devam edelim oyuncu kalitesi olarak. Samsung'a çok teşekkür ediyoruz. Bize çok... E, ...rahat bir anlatım imkanı sağlıyorlar. Bu kalemler aracılığıyla işte siz oradan yaptığınız hareket hemen benim ekranıma... ...yansıyor. İstediğimiz çizimleri yapabiliyoruz. Sanatımızı <laughs> burada icra edebiliyoruz. Espen... vasıtasıyla Bu takımın espeni yani sanatçısı kimdir? İddialı bir durum. Gerçekten ben e, pek tablet kullanan biri değilim ama... Bu ESPN'den hakikaten etkilendim. Kolaymış. Yani biraz gözümüzü korkutuyordu. Hem kolay, menü harika. Çok da etkili, kullanışlı. Böyle bakacak olursak Kevin De Bruyne herhalde kabul edersiniz. Sadece Belçika milli takım değil, dünya futbolunun büyük sanatçılarından bir tanesi. Onu sadece bu kısımda değil, bu bölümde değil, birkaç bölümde daha yuvarlak içine alabilirim gibi hissediyorum. Guardiola da herkesten vazgeçiyor, ondan vazgeçmiyor hocam. Geçilir mi? Geçilmez. Siz yapar mıydınız? <laughs> <laughs> Yapmazdınız <laughs> herhalde. Ben de yapmam. <laughs> ee, peki sürati hızlı desek bu takımın kimi söylersiniz? Bir itirafta bulunabilir miyim? Bakın geçmişte hız, hızlı olup artık eskisi gibi olmayan epeyce oyuncu sayabilirim. Ama Belçika milli takım birinci e, yani fiziksel anlamdaki birinci defosa hız. Bilmiyorum bana katılır 100 -100 mısınız? %100 katılırım hocam. Yani sadece süratiyle, hızıyla tarif ettiğimiz bir oyuncu yok. Her ekipte var. Belçika'da yok. Çok orta tempodur. İyi midir? İyidir yani bir tarafıyla. Orta tempo da eğer düşmüyorsa, sarsılmıyorsa harikadır. Mesela Karasko'yu yayından önce de sizinle konuştuk. Karasko hiçbir zaman acayip çabuk bir oyuncu olmadı. Acayip süratli bir oyuncu olmadı. Ama hiçbir zaman ağır diye de tarif etmedik. Doğru. Hep belli bir temposu vardı ve o tempoyu hep korumayı başardı. Yıllarca kanatta oynamasına rağmen... Ben ilk zamanlarında hayret ederdim. Ya bu çocuk çabuk desen çabuk değil, hızlı desen hızlı değil. Nasıl bu kadar çizgiye yanaşık oynayabiliyor falan diye aklımdan geçirdiğim olurdu. Ama e, oyuncular özel oyuncular. Dur. Yapabildiler bunu yani. Bekleri de öyle gerçekten. Öyleler. Ünüyesi, kastanyesi hepsi orta tempodur gerçekten. Hep orta tempodur yani. Yani bir dönem işte Hazartlı, Mertensli dönem hızlı tarif edebileceğimiz... Yani Mertens... Çabukluydu en azından. hızlı çabukluktu. Özellikle ilk çıkışları falan Mertens'in inanılmazdı. Ee, Napoli'deki en iyi döneminden bahsediyorum. Ama şimdi yaşlar ilerledi. Ee, hala çabuk Mertens ama hız başka bir şey. Ee, hız için en azından şu cihazla yarıştırmayayım dedim. Yani bu cihazla ben Milli takımda hiçbir oyuncuyu yarıştıramadı hızda. Ee, peki sertlik desek o zaman? Sağlamlık yani bu cihaz kadar sağlam. Kim söyleyeceksiniz? Sağlamlık deyince ben Kurtuay'ı bir numaraya getiririm hemen. Zaten o sırtında bir numarasıyla e, sahaya çıkıyor. E, alabildiğine sağlam bir kaleci. Alabildiğine güvenilir bir kaleci. Ya bu gol yenir mi dedirtmiyor. Yıllardan beri dedirtmiyor. Belki bir tane iki tane ufak tefek özellikle Real Madrid'deki ilk sezonunda e, bir şeyler oldu. Olmadı değil. Ama çok çok sağlam bir kaleci ve çok komple bir kaleci. Ofansif becerileri tamam, yan topu tamam, blokaj tekniği harikulade, e, cepheden atılan şutlarda harika, karşı karşıyalarda çok zor e, ona karşı üstünlük sağlamak. Böyle bakarsak sağlam, en sağlamı o. Peki, biz burada birden fazla işi aynı anda yapabiliyoruz e, bu tablet sayesinde. Takım içinde birden fazla işi e, yapabilecek ya da çok gönüllü öne çıkabilecek oyuncu. Az önce bahsettim. Carrasco'yu ben hep çok gönüllü buldum. Sol ön, sol dip, sol açık, sol dış, sol kenar. Yani formasyona göre bu tanımlamalar değişiyor. Mesela 4-3-3'te eğer e, kale önünde değil yani ceza sahasının içinde değil dışında istiyorsan sol dip diye tarif edebileceğimiz bir oyuncu. E, gitgelli bir 4-3-3 tasarlamışsanız sol açık diyebileceğimiz bir oyuncu. E, şimdi burada Roberto Martinez'in yaptığı gibi sol kenara, sol dışa koy, koyduysanız, yani savunmanız güçlü orta sahanız beşli ise sol dışya da sol kenar diye tarif edebileceğiniz bir oyuncu. E, ve hepsinin defansif talepleri, ofansif talepleri birbirinden farklı. Bunların hepsini yapabiliyor Karasco. E, onun dışında Tilemans'ı da. Bunun içine alabilirim. E Kevin De Bruyne'yi sanatçı seçtiğiniz için mi seçmiyorsunuz burada hocam? Çok yönlülük anlamında mı? Evet. Bence Kevin De Bruyne tek yönlü. Hücum. Yani Allah Allah midallarıyla hücum başka. Yani Kevin De Bruyne bu. Savunma yönüyle bakın e, şimdi bir denge getirmiyor bize. Savunma işinde. Savunma yapıyor. E, nasıl yapıyor? En basitinden çok koşmadan da bazen evet bir pas açısını kapatarak Topun yolunu kapatarak zaten bütün takım 20-30 metre evet. koşmasına engel oluyor. Bu bir savunma katkısıdır. zaman zaman ikili mücadeleye girip geriye koşarak o işleri yapıyor ama savunma hücum dengesinde açık çok belirgin ve erişilmez şekilde hücum üstünlüğü fazla. O sebeple onu işaretlemedim. Yoksa beyefendi büyük saygıyı hak ediyor. Ama ben oy mutilemezdan yana. Siz Darbini daha çok ettim. pozisyon olarak değil de oyun içindeki stratejilerine kadar evet. sağlayabiliyor ona baktınız o zaman. Evet. Peki, e, ve son olarak da biz burada geniş geniş ekranlardan rahat rahat bakabiliyoruz takımlara, sahaya, e, her yeri görebiliyoruz. Oyun içinde oyun görüşü en iyi oyuncu kim? Yeryüzünde oyun görüşü en iyi 5 futbolcudan bir tanesi kesinlikle Kevin De Bruyne. Bu %100 tartışmaya herhalde yani ben kapatmıyorum. İzleyicilerimiz de kapatacaktır muhtemelen. Ama e, Kuru baktığımda Eden Hazard'ı da görüyorum. Aa, güzel. Yani şu anda tabii ki en iyi döneminde değil. Ama en iyi olduğu dönemde gerçekten harikulade bir oyun görüşü vardı. Mertens'in oyun görüşü iyidir. Tilemaz'ın oyun görüşü fena değildir. Vissel de azımsanmayacak bir oyuncudur yani oyun görüşü bağlamında. Hocam milli takımlarda şu önemli ne kadar önemlidir daha doğrusu Mesela işte Leicester bir birçok oyuncu var. Fays var Soper'de, hı hı. Kastanya var Saabek'te, Tilemans var Göbek'te. Bunlar birbirlerini tanıyan oyuncular. Onların bir arada oynamasını e, tercih eder misiniz Cevap Hoca? Yoksa öyle bakmayacak mı? <laughs> eder ama bu sene değil. Heh. Yani Leicester'ın... Leicester iyi başlamadı. Hiç. Son 6 yıldaki... 6, 7 mi? 7 oldu değil mi? 7 yıldır en... Şampiyonluktan sonraki. Evet. 7-8 yıldır en zor dönemini geçiriyor. En uzun galibiyet hasretine, en uzun milyarı sonrası ilk galibiyet kalma, hocam. Kalma, evet. O da Nottingham maçı yani. Evet. Zor bir dönemden geçiyor. Tabii ki Roberto Martinez içinde, diğer teknik adamlar içinde 4-5 oyuncuyu aynı kulüpten alıyor olmak harikadır. Öyle bir şansı yok. Birçok teknik adamın. Martinez'in var ama Kulüp çok sallantıda olduğu bir dönemden geçiyor. O sebeple bunun avantajlı olduğu gibi dezavantajlı tarafları da var. Ee, son olarak şansına bakalım hocam. F grubu Hırvatistan, Kanada ve Fas. Belçika burada nereye kadar götürebilir işi? Yani gruptaki birinci favori Belçika. Hırvatistan'ın önünde mi görüyorsunuz şu anda? Kamuoyunda konuşulan benim favorim Hırvatistan. Tamam. Ben... ben e, bu, Bakın grupta ne olacağını bilmesek de ben Hırvatistan daha ileri gidebileceğini düşünüyorum her nedense. Ama ortada bir gerçek var. Şunu beraber düşünelim. Hazart geldi ve iyi gidiyor. Kevin de Bruyne iyi gidecek. Lukaku döndü ve iyi gidiyor. Yani nasıl tutacaksınız o zaman Belçika'yı? Bazı Nasıl tutacaksınız? Yani. yani şimdi Lukaku'yu biz direkt ilk 11'e yazabiliyorsak, Torgana, e, Torgana Azartı direkt Eden Azartı direkt yazabiliyor olsak... başka bir şey de konuşabilirdik şimdi. Ama bu oyuncuların belir, durumlarının belirsizliği, arkada savunmada yani Martinez de seçim yaparken zorlanacak. Belki de artık en iyisi kim diye değil, en formdaki kim diye sormak zorunda kalacak. Normalde milli takım sorusu en formdaki kim sorusu değildir. En iyisi kim sorusudur? Yani kulüpte en formda kimi ararsınız? Soru budur. En formda kim? Birçok mevkide böyle yaparsınız. Bir iki mevki kapalıdır. Ama milli takım antrenörünün sorusu... En iyisi kim sorusudur? Normal şartlarda. Şimdi o soruyu ondan aldılar. En formda kim? En az kim hata yapara geldi? Bazı mevkiler için şu anda o durumdalar. Eee... Dünyanın en iyi iki kalesinden bir tanesi var kalelerinde. Anormal bir çözüm var. Santfor pozisyonda Lukaku gibi ve dünyanın en iyi oyun kurucusu var sahada. Bakın bir Türk basın klişesi değil midir? Atanın Hatırlısın. ve tutanın iyi olacak <laughs> klişesi. Ben bile söyledim bak şimdi. İlk de alıntı yapmak için söyledim ama yani. Eğer o klişeye uygun düşünecek olursak tutan kim? Kurtuğa. Sıralaması nerede? Dünyada ilk 2'de 3'te maksimum 3'te tutucu evet. olarak öyle. Ee, oyun kurucu Kevin De Bruyne. Hayır diyebilecek kulüp yok. Omurgada böyle bir çözüm var. Artı Lukaku böyle bakacak olursak bu takım her şeyi yapabilir. Hazard devreye girerse. Ama soru şu. Hazard devreye girecek mi? Lukaku dönebilecek mi? Ee, o sebeple biraz geride duruyorum. Ee, soru işaretini koyuyorum yoksa kulübe katkısı ben son turlara kadar gidebilirdi. Ee, ha soru işaretli <laughs> e, yıldızlarının katkısı önemli yani bizim için. Hı -hı. Bu turnuvada neler yapacaklar? E, ve yani kenarda çözüm olsun diye mesela Rende de ilk 11'de çoğu zaman görmediğimiz dokuyu da almış mesela. Evet. E, bir sonraki turnuvalar için de hazırlıyorlar belli ki onu çok yetenek verdiğin oyuncu. Mertens'in... 9-10 maçını çok başarılı geçirdi. Ama temelde ilk 11 oyuncusu değil. Süreye alan bir oyuncu ama o da e, oyunun belli bölümlerinde çözüm olabilecek bir oyuncu. Mesela biz biraz önce hız ve çabukluk aradık ya. İşte o bu. Evet. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkürler sizinle. Ee, Belçika'yı değerlendirdik bu programda sevgili izleyenler. Eğer e, yorumlarınız varsa lütfen bizimle paylaşın. Belçika bu gruptan çıkabilir mi? Çıkabilirse nereye gidebilir? Siz de Önder Hoca'ya katılıyor musunuz? Bana da, ben de Hoca'ya katılıyorum. Onu da buradan söylemiş olayım. E, yıldızlarının katkısı ne kadar kritik? Onlar olmadan da yapabilirler mi? Lütfen bütün yorumlarınızı beğenilerinizi bizimle paylaşın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Galaxy TB8 serisi favori takımları sundu.